Şimdi bak size bir şey söyleyeyim. Ben orada çalıştığım dönemde Saadettin Saran'a niye başkan olmuyorsun, niye aday olmuyorsun diye defalarca söyledim. Ama sonra şunu gördüm. Hatırlar mısın? Bir gün bir açıklama yapmıştım. Yanındaki yalakalar gitmediği sürece Saadettin Saran'ın Ali Koç'tan hiçbir farkı olmaz demiştim. Burada neyi söyledim? Şimdi bunun yanında bir arkadaş var. Barış Ertül diye. Bir gün beni aradı. Ya dedi Ali Koç çok eleştiriyorsun dedi. Biraz dedi şey yapsan mı? Dedim bir dakika. Sen Aziz Yıldırım'ı benim Ali Koç'u eleştirdiğimin 10 katını eleştiriyordun. Sana dur diyen oldu mu dedi. Üstelik ben Fenerbahçe kaptanıyım. Senden daha çok eleştirme hakkım var dedi. Yok yok dedi yok. Bak. Yok dedi. Tamam dedi. Sen nasıl biliyorsan öyle yap dedi. Sonra gel zaman git zaman bana dediler ki ya dediler radyoda niye yayın yapmıyorsun? Radyoda yap. Stüdyoda yap. Dedim ki stüdyoda niye yapayım ki? Verdiğiniz maaş asgari ücret. Benim masrafım onun 1,5 katı. Ben sizden zengin miyim dedim. Doğru mu? Tamam dedim. Sen de haklısın bir şey diyemem dedi. Ya kimse kusura bakmasın. Herkese herkese ihtiyacı var da. Yanlış anlamayın. Benim radyo spora falan bir ihtiyacım yok. Yeri gelir ihtiyacın olur. Ama kim kime ne katkıya gelirse benim mi oraya katkım var, onun bana katkısı var. Onu kamuoyu bilir. Hayır de ekmeğini yedik Allah razı olsun. Ama Saadettin Saran için söylüyorum bunu. Ama şimdi bu arkadaşın tweetlerine bak. Bir de şunu söylediğimi sakın unutmayın. İlerleyen günlerde Mehmet Ali Aydınlar bir konuşursa Nihat Özdemir ve Ali Koç insan içine çıkamaz diyor. İyi dinle bunu. O zaman Ali Koç Aziz Yıldırımcıydı ya. Bunun şimdi Ali Koç güzellemesi yapmamı isteyenler o gün Ali Koç için insan içine çıkamaz diye tweet atmış. Bu Saadettin Saran'ın yanındaki adam. Bak şimdi. Bir numarası onun. İki. Gençlere teşvik gitmiş telefon kayıtlarına göre. Bu büyük Fenerbahçeli ya. Bana Fenerbahçe'yi eleştirme diyen adam Fenerbahçe'ye teşvik verdi diyor. Şike yaptı diyor. Ve bu adam Saadettin Saran'ın sağ kolu. Saadettin Saran. Ben bunları bilseydim o gün sana söylerdim. Sen başkan falan olamazsın. Ama şike olmayınca parayı geri istemişler. Yani şöyle. Diyor ki şike olmayınca değil. Maç istedikleri gibi bitmeyince geri istemişler diyerek iftira atıyor. Doğan Ercan parayı geri götürmüş kayıtlarda var diyor. Peki şimdi sen çık şimdi konuşsana. Hadi şimdi diyebiliyor musun? Patronun Fenerbahçe, patronun Ali Koç olmazsa Fenerbahçe başkan adayı diyor. Hadi şimdi çıkıp bir daha açıklasana. Ona soru soruyorum. Barış Ertuğrul, Fenerbahçe şike yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Hadi çık cevap versene. Şimdi kıvırabilirsin. Çünkü niye? Patronun başkan adayı olacak. Yanında Fenerbahçe şike yapıyor. Ona da dediler ki ya Ümit'i şey yapalım. İleride benden sonra aday olabilirsin. Bak Fenerbahçe camiası Ümit'e tepkili. Ümit'e tepkili. Çok fazla beraber görünme. Bak şimdi. Ulan Fenerbahçe şike yapıyor diyen adam senin bir numaran. Fenerbahçe şike yapmış diyen adam senin bir numaran. Tüm tapelerin ses kayıtları var. Şike davasında bütün sanatlar tapeleri kabul etti. Dışarıda tribü oynuyorlar. Yani Aziz Yıldırım'ın yerin dibine sokan adam Ali Koç'u eleştiriyorum diye bana mobbing uyguluyor. Bak bak bak. Ahlaksızlığa bak. Evet hocam. Şimdi Türkiye'de insanlar balık hafızalı. Bir evet gün hocam. Saadettin Saran Fenerbahçe kulübüne gelirse gelebilir.
Bu adam yanında olursa o tribünler aşağı iner. Bak. Benim Saadettin Saran'la hiçbir sorunum yok. Severim de kendisini. Ama bugün Fenerbahçe'yi yöneten adam gibi etrafını çok dinlerse bundan daha beter olur. Bunu 5 yıl önce söyledim. Millet bana güldü. Sonuçlar da ortada. Sen Fenerbahçe şike yaptı diyen bir adam, ha, onun da işine geliyordu o zaman. Aziz Yıldırım'la kavgalı olduğu için. Bunu rahatça yazdırıyordu. Peki sana bir soru. Barış Efendi, sana söyledim ben. Sen Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'ye şike yap dedin. Şimdi sırf Taylor Aziz Yıldırım gelmesin diye Ali Koç'u ve Fenerbahçe'yi eleştirmemem için bana mobbing uyguluyorsun. Sen kongre üyeliğinden atıldın. Bak, tweetlerim var, tweetlerim. Tweetlerim var. Tüm tapeleri, ses kayıtları var, şike davasında bütün sanatlar tapeleri kabul etti, dışarıda tribüne oynuyorlar. Bir de söylediğimi sakın unutmayın. Bugün Ali Koç güzellemesi yapan adam söylüyor. İlerleyen günlerde Mehmet Ali Aydınlar bir konuşursa Nihat Özdemir ve Ali Koç insan içine çıkamaz. Ali Koç, sen adamsan bunu oku işte. Oku. Ama işinize geliyor. Menfaatler sizi birleştiriyor. Ali Koç, gençlere teşvik gitmiş telefon kayıtlarına göre. Ama şike olmayınca parayı geri istemişler. Doğan Ercan parayı geri götürmüş. Kayıtlar da var diyor. Filmin sonunda Ali Koç'la Saadettin Saran birbirlerine girerler. Ali Koç Saadettin Saran'ı ön plana çıkartmaya çalışıyor. Aralar iyi gibi gözüküyorlar. Sırf Az Yıldırım'ı çıldırtmak için. Az Yıldırım da çok da umrunda. Çok da umrunda. Ama el verecek gibi gözüküyor ama. Yani şöyle ama bunları, el vermek nedir? Ahmet Nurçebi koltuğu Serdal Adalı'ya bırakmak istedi. Devam edemeyeceğini anlayınca Serdal Adalı'yı biraz force etti. Ali Koç da devam edemezse Saadettin Bey'i sanki ön plana çıkartacakmış gibi gözüküyor. Ama bunları zaman ortaya çıkarır. Şimdi Saadettin Saran da ya bir şey söyleyeceğim. Hasan Arat Beşiktaş camiasında İşler kötü giderken Ahmet Nurçebi Fener Beşiktaş'ı yönetemiyor. Adayım demedi mi? Dedi. Hain mi oldu? Saadettin Saran diye. Hayır, bunu dediği için cesur görüldü ve seçim kazandı ya bunu dediği için. Saadettin Saran niye diyemiyor? Bak rahmetli Mustafa Cengiz, ben o sürecin çok içerisindeydim. Dursun Özbey'in ilk döneminde çok hataları vardı. Galatasaray Dursun Özbey mecbur değil, adayım dedi. Seçim olursa adayım dedi. Seçimi kazandı biliyor musun abi? Tabii canım. Demokrasi budur. Ali Koç bir diktatör gibi yönetiyor kulübü. Korkusundan kimse aday olamıyor. Yani sen diyorsun ki Fenerbahçe'nin iyi yönetildiğini düşünmüyorsan Saadettin Saran, çık Hasan Arat gibi adayım de diyorsun. Doğru mu? Diyemez ki. Niye diyemez? Veriyor diyemem. Bilmiyorum. Şu an şunu veriyor diyemem. Belki reklam alıyor. Onları bilmiyorum. Ya herkese reklam veriliyor zaten belirli ölçülerde de. Ama bence belki reklamı kesecek. Bence hani olay şu. Hani Fenerbahçe camiasının tam anlamıyla Ali Koç'tan vazgeçmesini bekliyor Saadettin Bey. Benim ya tahminim. Bak. Bir şey söyleyeyim. Yani cesur olmayan adam hiçbir şey yapamaz. Ben bunları yüzüne söyledim. Ha bu tweetleri yeni gördüm. O gün görseydim onun yüzüne yine söylerdim. Yani onlar eski tweetler hocam. Yani herhalde evet. Eski tweetler ama bazı Fenerbahçeliler tabii onları arşivlemişler. Ben Barış evet. Ertuğ konusuna çok girmiyorum. Girme. Sen mahkemelisin. Beni kendisi bana dava açtı. Ben mahkemede konuşacağım. Bana yaptıklarını mahkemede anlatacağım Barış Ertuğ. Yok da sevgili Eyüp yani, abi. Ben Saadettin Saran'la tanışıklığım 96 yılından geliyor. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden geliyor. Oradan geliyor, buradan geliyor. Ekmeğini yedik. 1 lira 1 lira, 10 lira 10 lira önemli değil. Kesine bin bereket. Benim onunla hiçbir sorunum yok.
Olursa da dibine kadar da giderim, onu da bilir. Benim kimseden bir şey çekinmeyeceğim bilir. Ama yanındaki yalakalarla yola çıkarsa, net söylüyorum, Ali Koç'a yaptığımın 1000 katı eleştiri yaparım.